En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zam formülleri ve seyyanen zam tartışması. Emeklilere yönelik seyyanen zam formülü, kök maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almamalarını sağlamak amacıyla gündemde. Emeklilere yönelik seyyanen zam formülü, kök maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almamalarını sağlamak amacıyla gündemde. Buna göre, kök aylıklar belirli bir seviyeye çıkarılarak ardından Temmuz ayı zam yapılacak. Ocak döneminde %49,25 zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayında yapılacak iyileştirmeler merakla bekleniyor. İkramiyelere yapılan %50 artış ve taban ödemelerinin 12 bin liraya kadar çıkartılması da emekliler için yeni destek paketinin parçası olarak değerlendiriliyor. Enflasyon karşısında koruma. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. Bu sayede emekli maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybetmesi önlenmeye çalışılıyor. Temmuz ayında da bu kapsamda %25-30 arası bir zam oranı bekleniyor. Refah payı uygulaması Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine eklenen refah payı, Temmuz ayı zamında da gündemde. Genel olarak 5-15 puanlık bir refah payı uygulanması planlanıyor. Ayrıca memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri arasındaki zam oranlarının eşitlenmesi de değerlendiriliyor. Kök aylıklar ve yeni taban maaş Ocak ayında belirlenen 10.000 TL'lik taban maaşın üzerindeki kök aylıkların durumu da göz önünde bulunduruluyor. Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelerle birlikte, yeni taban maaşın 13-15 bin Türk lirası arasında belirlenmesi bekleniyor. Yasal düzenlemeler ve uygulama Temmuz ayı zam oranları, Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Yasal düzenlemelerin meclisten geçmesiyle birlikte emeklilerin hesaplarına yapılacak olan artışlar belirli bir takvim dahilinde gerçekleştirilecek.